Şu dövüş arenasını yıkıp yerine revir kurabiliriz. Mezarlığın arka tarafına revir kurabiliriz. Ve de beyler şu dövüş arenasının yerine sığar mı revir? Oo, sığmaz, büyükmüş bayağı. Ne diyorsunuz? Aa, buranın buhar merkezi açık aslında ama niye donuyor burası? Buhar merkezini çünkü 24 saatten kapatmışız amına koyayım, o yüzden. Lanet olsun. Ah, şurayı da açalım şöyle. Şuradaki buhar merkezine... Burada niye iki tane buhar merkezi var ya? Ve şu çalışmıyor ki amına koyayım. Şu da çalışmıyor. Şunları yıkın. Şu ikisi yıkılsın, yer açılsın. Çalışmayan buhar merkezlerini zaten yıkalım amına koyayım. Malzeme gelsin. Şurada buhar merkezi var. Çok fazla diktik buhar merkezlerine. Şimdi yıkacağım onları tek tek. Bayağı boşuna kurmuşuz buhar merkezi bir sürü ya. Reviri nereye kursam? Reviri şuraya kurasım var ya. Şöyle. Ya şu aradaki boşluk var ya, şuraya sığsa. Şuraya bir revir efsane olur aslında da. Sığmaz buraya. Şuraya kuracağım bir reviri ya. Burası iyi durumda mı? Sıcağın içinde ya en azından. Direkt buhar merkezi var zaten yanında. Buraya kurarız ya. Let's go. Revir. Şunu oduna verelim. Şunu yiyecek payına verelim. Şunu da çiğ gıdaya verelim şimdilik. Şu revir kurulsun bakalım. Ne olacak revir kurulunca? Şuraya bir tane otomaton koymak istiyorum. Otomaton üretimi nasıl gidiyor? Propaganda merkezinin cooldown'u dolmuş bu arada. Şu da dolmuş. Devriye atalım bir. Umut artsın bir tur. Huzursuzluk hiç yok. Aslında bir 24 saat kitleyebiliriz ya. Atölyeye. Bir sonraki gün 24 saat kitleriz. Bu arada çok fazla hasta var ya. Çok yani. Bu reviri direkt kuracağız. Hatta bir tane daha revir kurarız da. O buraya sığmıyor. Şu barın arka tarafı boş. Şuraya da bir tane revir kurabiliriz. Da burası yetmiyor oğlum artık bize. Biz ne yapacağız amına koyayım? Şuradaki çadırları ev yapıp şu evleri de baraka yapmamız lazım yavaştan. Vallahi çok hasta var. Mühendis. Otomaton da çalıştırabiliriz aslında burada da. Mühendislerin hepsi hastalanmış, tedaviye gidiyor. Çıldırmışlar. Otomaton üretimi ne durumda ya? Hadi abi bir otomaton çıkaracaksınız amına koyayım. Hadi yani. Mühendisler çalışın lan. Aha, eksi 40'a düştü sıcak. Yeni kanun. Ah, adaptasyon. Geri dön, geri dön. Amaç. Ve arkadaşlar
Yeni düzen. Muhafızları gönderin, kanunu imza... Kan dökülecek diyor abi, yeni düzen. Diktatörlüğü kabul etmeyecek bazı vatan hainleri var aralarında. Şimdi okuyoruz. Efendim, insanlar sokakta isyan ediyor ve yaptığınız şeyi durdurmanızı istiyorlar. Düzenin tek bir adamın insanların hayatlarını kaynak olarak kullanıp kendi eline daha fazla güç alıp özgürlüğü öldürmek değil de insanların hayatta kalmak için birlikte çalışmaları bilmem ne cartcurt diye gidiyordu muhtemelen. Muhafızları gönderin, kanunu imzalayacağım. İnsanlar ölecek. Hızlı bir karar vermeyeyim. İmzalıyorum abi. Kaç kişi ölecek bakalım. Listen everyone. Listen everyone. İtaat. İş ve düzen. Kuş yuvası düştü ama biz başaracağız. Umut zayıflar içindir. Bizim gücümüz ve cesaretimiz var. Allah'ımız var. Biz seçilmiş olanlarız. Son savunma, galip geleceğiz. İşte bu. Yeni düzen, değişim gecesi. Şafak söküyor ve sokaklar sessiz. Şehrimizi en güçlü, en dayanıklı, en itaatkar insanların kalesi olduğunu belirttiniz. Bu kalede şüpheye sorun çıkaranlara, asilere ve gericilere yer yok. Siz yeni düzenin lideriyken şehrimizin birliğine karşı tehdit olabilecek bir insan evladı yok. GG! Yapılması gerekiyordu kardeşim benim. İtaatkarlık var lan. 8 insanımız öldü. Geberin lan. Siz var ya, bundan sonra işte yarrağı yediğiniz noktadasınız arkadaşlar. Hadi bakalım. Çalışın lan. Çek babacım buhar seviyesini 2'ye. Sizin huzurunuzu, düzeninizi sikerim artık, yeter amına koyayım. İdam platformu. Efendim, jeneratör bir idam platformu hazırladı. Ne zaman kullanılmasını emrederseniz bir halk düşmanı idam edilecek. Bu huzursuzluğu fazlasıyla düşürecek. Anlıyorum. Tabii ki de kardeşim benim. Siz bana deyin ki idam edilecek bir adam var. Ben size hemen birisini yollarım. Jeneratörün içinde cayır cuyur yakarız onu moruk. Şurada Gözcü Kulesi'ne de bir ırgat yollayalım hemen. Şuradaki atölyeye de bir mühendis. Mühendislerimiz hasta bu arada. Mühendisler 27 kişi tedavi ediliyor abi. Tam olarak 27 kişi. Abi revirde çalışan mühendisler bile hasta olmuş, tedavi ediliyor. Çıldırmışlar amına koyayım. Otomatonlar nerede kaldı lan? Mühendisler. İkisi tedavide olunca yavaş çıkıyor tabi. Kömür gidiyor, evet. Kömür biraz sıkıntılı durumda şu an. Ne oldu? Yeni otomoton geldi. Çeliğe yapış lan. Aşırı yüklenme araştırıldı diyor. Okay, let's go bro. Size de artık bir 24 saat yakışır he. Yeni araştırma. Evet. Modern otomatonlar diyor. Otomaton birleştirmesi. Otomatonların evet verimliliği %10 arttırsın abi. Kömür madeni. Dur. Sen şuradan gel. Kömür madeninde çalış. Otomaton. Kömür lazım. Brom benim. Beyler, kömürün azalmasının sebebi tek kömür madeni çalışıyordu şu ana kadar. Yani şuradakiyle beraber. O yüzden. Şu an için iyiyiz. Çok hasta var. Tedavisi yapılıyor. 25 tane tedavi ediliyor şu an. Evet, kaynaklara oynayacağız biraz. Yemeğimiz şu an için gayet güzel. Odun, çeliğimiz. Zaten odunla çelik çok sıkıntı değil. Yiyecek ve kömür depolamamız lazım beyler. İnfaz. Şu menzili 2'ye çekelim. 86 kömür saat başı, 75 kömür saat başı. Zaten her yerde buhar merkezim olduğu için şunu 1'e bile çekebilirim ya. Ha. 1'e çekersek de bir şey değişmiyor ya. Sıkıntı yok. Ha, bina yalıtımı. Şunu 2'de tutacağız. Böyle iyi abi. Güzel. 2'de tutalım.
İki iyi. Gayet iyi. Şu ne? Çalışmıyor diyor. Niye? Buharlı bıçkı eve. Çünkü odun bitti değil mi? Buharlar bitti. Teknoloji kaynaklar. Buharlı bıçkı eve. Şöyle. Güzel. Bıçkı evi devam etsin. Şu çalışıyor mu? Çalışıyor. Okey. Evet. Buhar seviyesi 2'de. Menzil ayarı 2'de. Ne oldu? Saat 6. Yeni bir otomaton monte edildi diyor. Güzel. Gayet güzel. Çeliğe verelim. Çelik çıkarsın. Güzel. Mühendisler tedavi oldu. Güzel ya. Mühendislerimiz çalışıyor. Ekonomi çok iyi yeğenim. 18 tane işsiz. Onunu şurada çalıştıracağız zaten. Şu an için 23. gündeyiz. Very and very nice. 24 saat kilitledik bunlara. Güzel abi. Araştırma binası. Otomaton birleştirmesi de araştırıldı. Çok güzel. Modern otomatonlar, tıbbi otomatonlar zaten oldu. Modern otomatonlar, 20 odun çelik sıkıntı değil. Protezleri siktir et. Kaynaklar. Buharlı hidrolik kömür çıkarıcı. Bunu şu an için yapmayacağım. Odun kömürü fırını küreği diyor. Odun kömürü fırını %33 daha hızlı kömür üretir. Şu duvar sondajı bir tane buhar çekirdeği istemese aslında. Şunu geliştireceğim ben ya. Neden biliyor musunuz beyler? Şimdi şu var ya şu. Nerede o? Odun kömürü fırını var ya bak. Burası gayet işe yarayan bir şey. Bundan bir tane daha kurarız, tamam mı? Odunu komple kömüre yaparız. Çünkü işçiler birazdan her yer otomaton olacağı için işçiler boşta kalacak. İşçiler full orada çalışır. Bıçkı evlerinde falan çalışır. En azından işimiz görülür abi. Bina yalıtımı artı 2 diyor. Hasta olma ihtimali düşük. Gayet güzel. Şuradaki boşluğu zaten ne için kullanacağımı size söylemiştim biliyorsunuz. Hidrolik kömür değil, buharlı bıçkı evi, çelik. Buraya şey kuracağız. Hidrolik kömür çıkarıcı kuracağız buraya. Tamam mı? Şu kısma. Sol tarafına da şey koyacağız. Toplama kampı koyacağız. Ne tarafa doğru çıkarır acaba ya? Aa, buralarda ne var? Buralarda ne var lan? Buraya inşa etmek önemli bir tesisin yerini engelleyecek. Önemli bir tesis ne acaba buradaki? Burada bir şey yok. Keşiftekiler daha süreleri var. Geliştirmesini yaptığım duvar şeyse. Geliştirmesini yaptığım duvar şeyse. Ha şu şey. Duvar sondajları anladım. Odun çıkaracak oradan değil mi? Doğru. Otomatonlar çalışıyor moruk. Güzel durumdayız ya şu an. 800 tane kömürümüz gelmek üzere. Aynen duvardan odun gelecek işte şu çalışıyor ya bak. Olsun şu. Teknoloji ağacında şu an ilerliyor bak. Duvar sondajı şu işte. Duvar sondajları kuracağız. Ama işte onun için de şey lazım. Buhar çekirdeği lazım. Otomaton da ne olmadı be bro? Hey, 5500 kömürümüz var.
Az gibi ya. Valla -80'e falan dayanacak sanırım sıcaklık birazdan. Sıcaklık dikkate değer ölçüde azalacak diyor. Üçüncü seviye. Abi -80, -100 falan geliyor sanırım beyler. Günlük çekirdek geliyor. Evet, yolda. Bak burada. Geliyor bak. 7 saat sonra gelecek. Sabaha gelmiş olacak yani. Her gün bir tane çekirdek geliyor. İyi, hastalananlar 13'e düştü sayısı. 2 tane amputemiz var. Şu otomatom geliştikten sonra 2 tane protez yapıştıracağız. Temiz. Valla bu kömür nasıl yetecek ben merak ediyorum ya. Kömür işini nasıl çözeceğiz moruk ya? Hidrolik kömür çıkarıcı. Şunu şuraya koyuyorum abi ben. Mühendisimiz falan var. Burada bunu çalıştırırız abi. 10 tane tutuklu var. Bu tutsakları ne yapacağız acaba? Suçlular hapse atılırdı. Huzursuzluk gerek yok ki, huzursuzluk azaltmama. Mahkumlar topluma 3 gün sonra geri dönüyorlarmış. Tutsak şu anda 9 kişi var zaten. 3 gün daha yatıyor. 3 gün. 3 gün yatıyor pezevenkler orada. Böyle şey yiyip içiyorlar amına koyayım. Ah. Bir saniye de ne olacak? Kafa izni gibi bir şey moruk. Bir insanımız öldü. Neden? Şairin intiharı diyor. Efendim, halkımızdan birisi intihar etti. Boş zamanlarında ıstırap ve umudun ölümünden bahseden şiirler yazardı. Propaganda merkezimiz halkımızı onun etkisinden korumak için bir hareket yürütüyor. Eğer onun ölümünü ölene kadar içmiş gibi göstermezsek insanlar bilmem ne yap ve şiirlerini yak, ondan uzak dur. Yani zaten huzursuzluk biraz artmasın. Ondan uzak yap ve huzursuzluk artsın ya. Yap ve şiirlerini yak amına koyayım. Ne? Sikiyim. Şiirleriyle mi? Doğanla yaşamadım ki bedduanla öleyim. Gülüm. Hadi eyvallah. Buharlı duvar sondajı kuracağız. Buharlı duvar sondajı buzdan duvarların içinde tünel eritmek için buhar kullanır ve buzun içine hapsolmuş ağaçları çıkarır diyor. Sıradan bir iş günde 200'e kadar odun çıkarır. Bunu şu an kullanamayız. İki tane buhar çekirdeği zaten istiyor. Odun kömürü fırını küreği. Buharlı kömür madeni. Onar gücünü kullanarak bu maden sıradan bir iş günde 600'e kadar kömür çıkarır diyor. Şunu upgrade edelim. Duvar sondajı araştırıldı. Okey. Bir insanımız öldü. Siktir git amına. Geber. Duvar sondajı için bir tane buhar çekirdeğine ihtiyacımız var. 3 saat sonra geliyor. Kurarız ya bir tane. Şuraya kurarız beyler. Şuradan odun çıkar. Bıçkı makinesi falan şuraya yapıştırırız. Sağlık durumu şu an iyi ya. 9 tane tedavi edilen kaldı bak. Yani revir mühendisimiz yok. 9 tane mühendis var. Aslında bir revir hayatımızı düzene borçluyuz diyor. İzciler buz koridoru güvenle buz koridoruna ulaşmışlar. Ne geliyor? Bir mühendislik zaferi diyor. Amerikan zırhlı gemisi Happ-Hestus tarafından ezilip bir tarafa sürüklenmiş olan kalın buz tabakalarına hayret ediyoruz. Belki yakında böyle bir başarıyı nasıl elde ettiğini öğrenebiliriz. Yakında kardeş gemisi olan bilmem Prometheus'un da bulunduğu bir silüet. Abi şu yazıların devamları olsa mutlu olacağım da, buz tutmuş zırhlı gemi. Keşfedilen buz tutmuş zırhlı gemi. Devam edelim abi. Buradan buz tutmuş zırhlı gemiye gidelim. Şurası daha olacak. Şu an 7 tane işçimiz. İyi ya, 6 tane hasta kaldı sadece. Onlar da tedavi edilsin. Ondan sonra sex, drugs and rock and roll beyler. Bu soğuk yerlerde otomatonları çalıştıracağım. Şehrin içinde olan yerlerde de şeyleri çalıştıracağım. İnsanları sıcaklarda. Okey mi? Arkadaşlar. Burada niye %67 mesela? İşçiler ölü gömüyor. Dinlenmeye gidiyor, yoklamaya gidiyor. Evet, sabah oldu.
Burası 24 saat demiştik zaten. Agresif selamlar dostum. Evet, hidrolik kömür çıkarıcı. Şimdi burada artık işçiler kömür çıkarmaya başlasınlar. Yakınlarına bir yerine de toplama noktası dikeceğim. Şöyle. Ne tarafa doğru çıkarır acaba kömürleri? Şöyle dikelim toplama noktasını. Otomaton geldiği zaman, otomatonun gelmesine ne kadar var? Az kalmış. Otomaton geldiği zaman burada otomatonu çalıştıracağım. Buradaki 10 işçiyi de şurada çalıştıracağım. Bu ne diyor? Beklenmedik misafirler. Aha, Suriyeliler geldi. Doğmuş topraklardan gelen mülteciler. Kaptan, bir grup yorgun afet zede şehrimize ulaştı. Çılgın açıklamalarından uzaklardan geldiklerini ve birçoğunun yolda öldüğünü biliyoruz. Kıyamet geliyor ifadesi tekrarlanıp duruyor ve birçok mültecinin daha onları takip ettiğini söylüyorlar. Onlara ya bilmem ne yardım edeceğiz. Onlara yardım edeceğiz. Onları şehre getirmek için arama ekipleri göndereceğiz. Bu grup şehrimize girecek. Diğerleriyle ne yapacağına sen karar vereceksin. Dikkatli olalım abi. Bunlar huzurumuzu bozabilir amına koyayım. Gelen sığınmacılarla ilgili durumu çöz. Nasıl çözeceğiz acaba? Nasıl çözeceğiz acaba ya? Aa, bir tane buhar çekirdeği gelmiş bak. Güzel. Buhar çekirdeğini kullanalım. Nerede o? Duvar sondajı. Şuraya kuracağım. Aa, buraya da otomaton lazım amına koyayım. Aa, otomaton çıktı. İki tane protez lazım. Onlar yapıla dursun. Şuraya yolu çekelim. Amına koyayım, otomatonu nereye verdik? Şu otomaton nereye? Aa, otomatonu şuraya vereceğiz. Şuraya gel lan, sen burada çalışmaya başla. Köle. Robot. İyi. İki tane ampute var. Onlar şu protezler olunca tedavi edilecek. Bir tane daha hastamız kaldı. Farklılık motoru araştırıldı. Evet. Toplama noktası yalıtma. Toplama noktaları daha da sıcak olacak. Artı bir ısı seviyesi diyor. Okey. Kömür madeni rasyonelleştirilmesi. Kömür madenleri, buharlı kömür madenleri ve gelişmiş kömür madenleri daha verimli olur. Açık evi menzil genişletmesi. Yok, bunu istemiyorum şimdilik. Yiyecek, barınak, sığınak. Sera yalıtımı. Bunu daha yapmadık ki, endüstriyel serayı. Bu ne diyor? Seralar ve endüstriyel seralar daha da sıcak olacak. Siktir git, ihtiyacım yok. Uçan avcı teçhizatları diyor. Daha iyi silahlar ve gelişmiş tespit sayesinde avcı hangarından çıkan avcılar her avdan daha fazla çiğ et. İstemiyorum. Revir kontrol listesi. Revirler insanları %15 daha hızlı iyileştirir. Bu güzel abi. Bunu yapabiliriz. Keşif endüstri kısmında da ek izciler istemiyorum. Daha hızlı karakol takımları. Ne diyor? Karakol takımları ve kaynak nakilleri %50 daha hızlı. Bak bu çok iyi mesela. Bir günde olacaksa 12 saatte gelecek. Otomaton entegrasyonu diyor. Otomatonlar iş yeri entegrasyonunu daha da artırarak verimlilikleri %10 artar, %80'e çıkar. Tıbbi otomatonlar, mühendis otomatonlar. Otomatonlar atölye ve fabrikalarda kullanılmasını sağlar. Yok, o kadar otomatonum yok zaten. Isıtma. Jeneratör... Buhar merkezi verimlilik geliştirmesi diyor. Buhar merkezleri %33 daha az kömür tüketir. Bak bu çok iyi. Jeneratör verimlilik geliştirmesi. Jeneratörün kömür tüketimi %10 daha az. Güzel. Geliştirilmiş ısıtıcı atölyelerin sıcaklığını 3 seviye yükseltir. Her ısıtıcı... Buhar verimliliklerini öncelikle upgrade edelim abi. Daha az kömür yaksınlar. Kömüre ihtiyacımız var çünkü. Önceliğimiz kömür. Kömür abi. Sex, drugs and rock'n'roll yapmak istiyorsak kömür. Bir devriye atalım. Huzursuzluk kalksın şuradan. Amputeleri iyileştirirsiniz zaten.
İzciler buz tutmuş zırhlı bilmem ne. Keşfet. Hesaplanan dahilik diyor abi. Oo, iki buhar çekirdeği var, süper. Zırhlı gemide hiç kullanışlı makine yok ama iskeletinde burada bir karakol kurmaya yetecek kadar çelik var. Köprüde Tessa'nın son emirlerinin bulunduğu bir günlük bulduk. Tüm erzakları aktaramayı gücü yerinde olan kurtulmuş kişilere Hapestus'a alın. Okey. Hasarlı kar aracı. Kaynakları aldık. Okey. Hasarlı kar aracı var burada. Siz şehre geri dönün abi. Şu buhar şeylerini bana getirin. Bir günde döneceksiniz zaten. Aslında yakınken şuraya da gidebilirdi ama şuradaki izci grubunu oraya, şu araştırma istasyonundan sonra bu hasarlı kar aracına yollarız abi. Sıkıntımız yok şu an için. 6 saat içinde gidecekler zaten. Şu 10 tane işçimiz var mı? 18 tane var. Güzel. Şuradaki insanlar, bu işçiler nerede? Yemeğe gidiyor. Ha, okey. Güzel abi. Güzel. Kaynaklar, kaynak deposu. Okey. Şu duvar sondajından da odun gelecek. Odunumuz azalıyor. Gene farkındaysanız. Şuradaki lanet yer çalışıyor ya. Nerede o? Ha, bulamıyorum ya. Amına koyayım. Şeyi bulamadım. Mekanı bulamadım abi. Mekan nerede ya? Şurası mıydı? Yemekhane. Revir. Ranzalev. Allah, bulamadım amına koyayım. Allah, bulamadım abi. Siktir et ya. O kadar da mühim değil. Şuraya mühendisleri çalıştıralım. Yarın çalışmaya başlarsınız. Fabrika çalışıyor. Çalışsın fabrika. Çalışsın. Buhar çekirdeğimiz yok. Bir şey üretemiyoruz şu an. Bakım evi. Hiç kimse yok burada. Bir kişi aç. Yiyecek payı. Yiyeceğimiz bayağı birikti bu arada. Farkında mısınız bilmiyorum da. Oldu. İstekli muhbirler, sadakat yemini diyor. Bazı işçiler sizi görmek istiyor. Mühendisin birini sürükleyerek getirip sadakatsizlikle suçladılar. Bunu bize okuyordu. Bizi size karşı kışkırtmaya çalışıyor, dedi. Elindeki parça parça olmuş kitabı size uzatarak lanet olası aptallar, dedi mühendis. Verimli çalışmaya devam, bu adam masum. 3 muhbir kazanacaksın. Mühendis yaralanabilir, umut azalacaktır. Umuda ihtiyacımız yok koçum. Ne umudu? İtaat var bizde. İtaat. Kölelik sistemi amına koyayım. Ne umudundan bahsediyorum? Bor yiyoruz biz burada amına koyayım. Keşfet. Son keşif diyor. Yağmalanmış istasyonun içinde Tesla'nın sesli bir günlüğünü bulduk. Kayıt şöyle. Gözlenen tüm değişimler, güneşin kararması, volkanik kül, havanın soğumasına bunlar sebep olmuş olamaz. Peki ya 1887'de Patagonya'da gerçekleşen deprem aslında bir aster. Ya, iki tane buhar çekirdeği. İyi. Buradan da şu hasarlı kar aracına gidin. Siz oradan da sizi şehre geri çekeceğim.
odun çıkaracakmış burası. Peki bu... Hidrolik kömür çıkarıcısı kömür yığını üretecek diyor. Tamam. Saatte 42 tane çıkarıyor. Yani iş gücü kömür toplayacak. İyi. Biz şöyle 6-20 çalıştırsak olur aslında. Biz kömür için çalışın amına koyayım. Bunlar 24'er saat çalışıyor zaten. Bu bıçkı evi de burada iyi sömürüyor ya odunları valla. Güzel. İlerlet. Oyna Tuğur'cum. Yavaştan. Oh, kömür geldi. Ben bir oyunu kaydetmek istiyorum. Devam edelim abi. Bu ne diyor abi? İşçiler bekleniyor. Ha, otomaton zaten çalışıyor burada. Kardeşim, yakıt almaya gidiyordur otomaton. Oğlum sen niye kaldın lan burada salak? Ha, işe gidiyor. Kaytarmak yok. Otomaton çalış. Çalış lan. İki tane buhar çekirdeği. Ulan ne geliştirdik be beyler. Vallahi şaka makare iyi geliştirdik ha. Propaganda binasından bilgi bakalım. Uzun iş saatleri diyor. Siktir lan. Oğlum ne oluyor lan? Oha ne oluyor lan? İsyan çıktı oğlum. Dağılın lan. Buhar merkezi geliştirmesi okey. Şunu da geliştirelim. Kömür iyice ne kömür tüketimi azalsın. Dış güçler. Uzun iş saatleri yüzünden isyan çıkartıyorlar arkadaşlar. Ama sıkıntı değil. Biz bir diktatörüz. Ve şurada görüyorsunuz ki ne var? İnfaz tahtası var. Daha kullanmak zorunda kalmadık Allah'a şükür. Şu revirin yanına bir tane daha revir koymak istiyorum. Ama şimdilik buhar çekirdeğimiz yok. Bir tane geliyor 5 dakika sonra. O buhar çekirdeğiyle ne yapacağım bilmiyorum ya. Onu şuradaki duvar sondajında çıkarmak için mi kullansam diye düşünüyorum acaba. Ya da bir tane daha şey mi kursam duvar sondajı şuraya. Kuralım ya. Odun gelsin bir yandan. Yanıyor çünkü odun. Diğer otomatomu da burada çalıştırırım. Kömür madenlerine upgrade mi? Kömür madenine upgrade diye bir şey yok kanka. Kömür madenine upgrade. Ne kömür madeni? Hidrolik kömür çıkarıcı var. O yok öyle bir şey zaten. Kömür madenine upgrade yok. Bunlar bu son seviye zaten. Önce araştırmak mı lazım? Dur araştırma dolu şu an. Jeneratör şeyi var. Otomaton için bir tane yapabiliriz ya. Aslında. Buhar çekirdeği yok. Şu ne yaptı?
keşfet abi. Kaynak çantaları diyor. 104 tane çelik bulmuş. Enkazın içinde birçok büyük çanta bulduk. Donmuş şeyleri kullanmanın bir yolunu bulacağız diyor. Kaynakları al. Burada ne var? Donmuş gölet var. İkmal deposu var. İkmal deposuna git. Oradan donmuş gölete gideriz. Oradan şehre geri döndürürüm sizi ya. Size iki tane buhar çekirdeği falan var çünkü. Bir saate mülteciler geliyor beyler. Aa, yarra yedik. 27, 47, 48, 68, 70. 70 kişi geliyor oğlum. Nerede kalacak oğlum 70 kişi? Oğlum 70 kişi nerede kalacak? 10, 20. Otuz, kırk. Elli, altmış, yetmiş. 5 milyon Suriyeli. İçimizdeki hain. Kaptan, mühendislerimizden biri hakkınızda yalanlar söyleyip sizi hainlikle suçluyor. Konuşmaları hem işçiler hem de mühendisler tarafından dikkate alınıyor. Bu onu daha da tehlikeli yapar diyor. Kilit altına al. Hırpalamaları için muhafızlara gönder. Kendi haline ver. Kilit al. Kardeşim seni bir hapse yollayalım. Çünkü burası özgür bir ülke değil. Tamam mı? Sen bir orada bir yat kendine gel. Kaynaklar. Buharlı kömür madeni. Şunu araştıralım abi. Fırtınadan kaçmak diyor. Donmuş topraklardan gelen mülteciler. Büyük bir insan kalabalığı şehrimize ulaştı. Çoğu hasta. Bir tür büyük hava bozukluğunun bu tarafa doğru geldiğini ve yardım etmezsek öleceklerini söylüyorlar. Asla hayatta kalamazdık. Şanslı yıldızlarımıza şükür ki kutup kaşifi Nansen bizi felaket hak. Herkese kapımız açık. 70 tane tanesi hasta. 70 insan tanesi hasta. Şehrimize girecek. Huzursuzluk artacak, umut azalacak. Sadece sağlıklı olanlar. Survivors reality diyor. İnsan şehrimize girecek. Huzursuzluk biraz artacak, umut biraz düşecek. Umut azalacak. Abi ben bunları istemiyorum beyler. Ne diyorsunuz? Alalım mı şehrimize? Atalım siktir olsunlar gitsinler ya. Yani şimdi insan gücünü arttırmak için elimizdeki şöyle düşünün. İnsan gücü artacak ama zaten alanımız dar. Daha fazla ev kurmamız gerekecek bir. Daha fazla yiyecek gidecek iki. Daha fazla ısınmak için buhar makinesi kurmamız gerekecek bu piçleri ısıtmak için üç. Anladınız mı? Ve zaten her gün bir tane otomaton üretebiliyoruz. İnsan gücüne bir süre sonra ihtiyacımız kalmayacak. Bence bunları geri çeviriyoruz abi. Siktirin gidin. Gelmeyin şehrimize. Amına koduklarım. İşe yaramaz piçler. Robot gücü büyüktür insan gücü arkadaşlar. Bunu unutmayın. Bu çok doğru. Olmayan yemeğimizi de onlarla paylaşamam. Feels good. Niye Suriyelileri sokayım ki buraya? Evet, otomatonlar geldi. Şu geliştirme olduktan sonra şu buharlı kömür madeni gelecek ya beyler. Geliştirme tamamlanacak.
Sonra buharlı kömür madenine çevireceğim şu kömür madenlerini. Şuradaki iki buhar çekirdeği oraya harcanacak. O yüzden buhar çekirdeklerini tutuyorum. Aslında bir tane otomaton şey yapıp buhar çekirdeği bir daha ne zaman gelecek? Şunlar ne yaptı? Şehrimize geldiler. Şehirden bunları nereye doğru yollayalım? Donmuş gölete gitsinler. Allah kaç günde giderler artık bilmiyorum. Burada 2 gün 7 saat diyor. Anan ama. Şehrimize ulaşmaya kala 70 tane afet zede geliyor işte. 42 işçi, 28 çocuk. 70 kişi toplam. Hayırlısı. 70 kişi geliyor moruk. Ben bir tane otomaton üretsem mi ya? Bir tane üreteceğim ya. Bir tane üreteceğim abi. Sana da 24 saati çakacağım amına koyayım. Üret o otomotonu. Çadır evleri ranzaya şimdi değil abi daha. Daha değil. Onları yavaş yavaş yapacağız. Bunlar zaten buhar makinesine çok yakın, jeneratöre çok yakın oldukları için ihtiyaçları yok şimdilik. Keşfet bakalım. Barakayı ararken içinde değerli erzaklar bulunan birçok ağır sandık bulduk diyor. Bunları da al abi. Kaynakları aldık. Şimdi sığınak mağaraya doğru yol alalım. Şuraya donmuş gölete gelenleri de şu karla kaplanmış erzaklara doğru yollarız. Şu otomaton üresin. Üretildikten sonra buradaki duvar sondajını onu vereceğim. Şu an için durumumuz oldukça hoşdur. İhsan piçi HG. Hapishanede şu an tutsaklar 11 tane abi. 19 saate kadar bir böyle 6 tane işçi, 2-3 tane mühendis falan çıkacak. Güzel olacak. Otomatonlar Allah'tan donmuyor da çok rahatız o konuda ya. Bu ne abi? Ha burası 6 ile 20 arası. Ha, tam burada otomaton çalışıyor. Burada da burada otomaton çalıştıracağız zaten. Burada işçiler mi çalışıyor? Ananı sikeyim burada işçiler çalışıyor. E bu adamlar nasıl ölmüyor donup? Bir tane daha otomaton çıksın. Ama buradaki adamlar nasıl ölmüyorlar donup? Omega lül. İyi adamlar donup ölmemiş. Allah buhar çekirdeklerini gene harcadım ya. Allah kahretsin beni ya. Bir sonraki buhar çekirdeklerini kesinlikle şey yapacağım abi. Şu kömür madenlerini upgrade için kullanacağım. Yani başka bir yolumuz yok çünkü. Evet oynat Uğur'cum. İyi kömür miktarımız oldukça iyileşti. Çünkü şeyden dolayı beyler. Sebebini biliyorsunuz sizler de. Sebebi şey. Tasarruf için hani upgrade yaptık ya. O çok güzel oldu. Onun için bayağı başarılı. Şimdi biraz sabah olmasını istiyorum. Evet. Buralarda otomatonlar çalışıyor. Şurada da otomaton. Şurada da otomaton. Yani şu etrafta ısıtmamız gerekmeyen her yerde otomatonlar çalışıyor. Şu an gayet iyi durumdayız. İnsanları ısıtmamıza gerek yok. Tamam. Şuradan hidrolik kömür çıkaracağız. Saatte 42 tane çıkarıyor. Bunlar da 6'dan 8'e kadar çalışıyorlar. İş gücü kömür toplayacak. Bunlar da saatte 31 tane topluyorlar. 8 tane boşta işçimiz var beyler. Tamam mı? O işçileri kullanmak için şuraya ben bir tane daha toplama merkezi koyacağım. Toplama noktası. Tam şuraya. Orada da işçilerimi çalıştıracağım. Şuradan çıkan kömürlerin tamamını toplasınlar abi. Topluyorlar zaten. Önüne doğru çıkarmış. Çok güzel ya.
Ultimatom İhsan. Ne oldu Allah? Soğuk soğuk buhar seviyesini 3'e çıkar. Monka Giga. Monka Giga. Sağlık merkezleri çalışmıyor. Eksi 70. Eksi 70 ne orospu çocuğu. Dondurucu derecede soğuk. Ananı avradını. Buharlı kömür madeni araştırıldı. Abi. Hasta olma ihtimalleri düşük ama. Şuralar dondurucu. Şuraya bir tane buhar makinesi şart. Buharlı kömür madeni. İki tane buhar çekirdeği lazım. Teknoloji buhar merkezi. Şuraya şöyle koyacağız. Evet, upgrade'de neye vereceğiz ona bir bakalım. Size de bir 24 saat kilitliyorum bro, kusura bakmayın. Yeni araştırma ekliyoruz abi. Odun kömürü fırını küreği. Körüğü. Kömür madeni rasyonelleşmesi diyor. Kömür madenleri, buharlı kömür madenleri ve gelişmiş kömür madenleri %10 daha verimli diyor. Başla abi. Yeni kanun çıkarabiliriz. Yeni kanunlara bakalım. Amaç kısmındaki yeni kanunlara bakalım. Zorla iknaya gerek yok. Zaten şu an diktatörüz. Teşvikçi. Yakınlardaki iş yerinin verimliliğini %20 arttırır diyor. Yeni bina teşvikçi. Teşvikçi binası kuracağız beyler. Yakınlardaki iş yerlerinin verimliliğini %20 arttırır diyor. Bıçkı makinalarını oraya koyup ya da kömür madenlerini oraya şey yapabiliriz. Teşvikçiler inşa edilmeli. Hallederiz bura. Zaten canımızla başımızla çalışıyoruz. Barınmanın yararı yok. Artık herkes işimizin ne kadar önemli olduğunu duyacak. Tabii. Size düzen kısmından bir teşvikçi kuralım bro. Şöyle. Güzelce iyicene çalışın. Bence iyi fikir. Zaten ırgatımız da var boşta. İnsanlara böyle şeyler lazım. Dondurucu derece soğuk. Burada işçiler çalışıyor. Ananı avradına. Ha, burası neymiş? Buharlı bıçkı eviymiş. Burası onun aurasını kaplamıyor. Şunu şuraya kursaydık. Bıçkı evini. İş görürdü. Siz şuradan gelin. Şuradaki bıçkı evini bir yıkın bakayım. Kaynaklar buharlı bıçkı evi. Şunu şöyle kursak. Şuraya kurarsak çalışacak. Şöyle. Aynen. Şuraya buharlı bıçkı evini kurun. O onunla orasında kalsın. Serin olsun. En azından dondurucu olmasın. Hastalıkla uğraşmayalım. Burada ne var? Şuraya ırgat vermemiz lazım. 10 tane ver abi. Irgat çalışsınlar amına koyayım. Aha. Donmuş topraklardan gelen mülteciler ikinci dalga diyor. Büyük bir grup mülteci daha geldi. Bir öncekinden daha da kötü durumdalar. Kurbanlardan çoğunda soğuk ısırığı var. Hepsi güneyden gelen büyük bir fırtınadan bahsediyor. Nansen bizi kuzeye götürdü çünkü Arktik'i keşfederken geçirdiği yıllar doğal kaynakları bilmem ne cartcurt. Herkese kapımız açık değil abi. Sadece sağlıklı olanlar da değil. Onları geri siktirin gidin. Benle uğraşmayın abi. Siktir git. İstemiyorum sizi. Amına koduklarım. Sizle mi uğraşacağız lan? İşi gücü bırakıp. Ne ya? Suriyelilerle mi uğraşacağız ya? 3 teşvikçi inşa et diyor. Birini oraya inşa ettik. Güzel. Burada teşvikçilere ırgat vermek gerekiyor muydu? Hayır. Şöyle koyalım teşvikçiyi.
Bir de Sera'nın orada çalışanlar var. Bir teşvikçi de oraya koyarız. Şöyle. Çok güzel. Evet. Şimdi bir tane buhar çekirdeğim var. Bir sonraki buhar çekirdeğim ne zaman gelecek? Abi bunlar 20 saatte bir gelecekler mi böyle amına koyayım ya? 4 saat sonra buhar çekirdeğimiz geliyor. O buhar çekirdekleriyle de artık bu şeyi yapacağız beyler. Hidrolik kömür. Nerede o? Buharlı kömür madenini yapacağız. Tek bir bina olarak kuracak kadar kaynak yok diyor. Rahat ol koçum. Olacak. Teşvikçiler inşa edildi diyor. Teşvikçilerin ilki kullanıma hazır. Cesaret veren sözlerin daha fazla insana ulaşabilecek diyor. Şunu bir upgrade edelim. Bıçka evlerinin menzil genişletmesi. Odun kömürü fırını değil. Toplama noktası yalıtımı. Toplama noktası. Toplama noktaları daha da sıcak olacak. Artı bir ısı seviyesi. Şu keşif endüstri kısmında ısıtma kısmını tamamladık mı? Geliştirilmiş ısıtıcılarda diyor ki atölyelerin sıcaklığını 3 seviye yükseltir. Her ısıtıcı çalışmayan saat başı 3 kömür tüketir diyor. Kaynaklar. Yiyecek sağlık. Revir. Şu reviri yapmak istiyorum ya. Reviri yapalım. Bir tane daha revir kuracağım çünkü oraya. Şimdi az kaldı revir kurmaya. Bir insanımız öldü. Neden? 26 tarihinde bir insanımız hayatını kaybetti. Bir kişi iş kazasında öldü. Eva Stone mühendis. Eva Stone ne amına koyayım? Porno yıldızı ismi gibi. Max'la kardeşim. Yerin doldurulur. Korkma. Çalışmıyor yemekhane. Bir devriye atalım abi şöyle. Propaganda merkezinden bilgi alalım. Yakında gelecekteki insanlarımızı protestoya sürükleyebilecek en önemli sorun diyor. Soğuk evler diyor. Soğuk evler yüzünden protesto edilebiliriz. Şu menzili 3'e çıkaralım ya. 100 kömür saat başı. Saatte 100 kömür harcıyor. 24 saatte 2400 kömür. Allah iyi. Ne diyor? Geçmişi yak diyor. Efendim, insanların geçmişlerini unutması ve geleceğe doğru yönelmesine yardım etmek için propaganda merkezi sembolik bir eski kanunları yakma eylemi organize etti. Ne yazık ki biraz kontrolden çıktı. İnsanların her türlü kitabı ve hatırayı ateşe atmaya. Tamam abi. İnsanlar geçmişlerini yaksınlar, unutsunlar geçmişlerini. Yakından atın amına koyayım kitapları. Atın bura. Atın abi. Geçmişinizi sikin. İzciler sığınak mağaraya güvenli ulaşmışlar. Birkaç yorgun adam diyor. Mağaraya yaklaştığımızda içeridekiler tüfeklerine sarıldı ve girişin dışındaki duvarda mevzi aldılar. Durumları kötü. Yetersiz beslenme ve hastalıktan zayıf düşmüşler. 36 tane insan. Amerikalıları bize katılmaları için ikna etmeye çalışacaklar. Onlara saldır. İzciler Amerikalılara boyun eğdirmeye çalışacaklar. Vatan kurtarıldı. Tüfeklerinin dolu olmadığı ortaya çıktı. Amerikalılar 36 sonuna kadar savaştı ama çok zayıflardı ve hiç şansları yoktu. Tesla'nın cesedini mağarada bulduk ve katilleriyle birlikte oraya gömdük. Vatan kurtarma achievement'ı unlocked arkadaşlar.
daha gidemiyorum şöyle. Araç enkazına gidelim. Çalışıyor diyor. Çalışın abi. Çalışın. Okay, have no ammo. Şimdi diğer soğuk dalgası 30. günde gelecek. Sıcaklık azalacak bir seviyeye diyor. Anasının ananı. Daha ne azalacak amına koyayım? Bunlar ne oğlum? Eksi 70 diyor moruk. Eksi 70 amına koyayım. Siz ne yaptınız oğlum? Eksi 70. Bunlar ne yapıyorlar lan? Ellerinde böyle bayraklar, mayraklar geziyorlar şehrin içinde. İsyan mı yapıyorsunuz lan siz? Ha? Kedi mi kesiyorsunuz oğlum gece sokaklarda? Ne yapıyorsunuz? Ortadaki dalgayı güçlendiremiyorum abi şu an. Kanka bunlar devriyeymiş ya. Devriye geziyorlarmış adamlar. Ellerinde bayrak olanlar. Hastalanmasınlar ya. Bir an önce upgrade'imizi yapalım. Hiçbir evsiz kalmadı oğlum, sakin olun. Upgrade'lendikçe oturacaklar içine. Gece kondu yapıyorlar. Gece bir anda konuyor tek seferde değil mi? Revir mekanizasyonu mekanizasyonu araştırıldı. Aferin size. Aferin. Good boys. Şimdi yemekhane yalıtımı. Yemekhanelerin sıcak olmasına gerek yok. Direkt yakınında zaten. Endüstriyel sera diyor. Siktir git, istemiyorum. Sera yalıtımı. İstemiyorum. Uçan avcı tesisatları istemiyorum. Revir kontrol listesi. Upgrade abi. Seni oduna veriyorum. Seni çiğ gıdaya veriyorum. Seni oduna veriyorum. Ve seni de kömüre veriyorum. Komur. Bize diyorlar komur komur. Ne komuru? Yemekhane çalışmıyor bir gündür mü? Niye çalışmıyor lan? Çalışıyor işte yemekhane. Ne demek çalışmıyor? Yemekhanenin çalışmadığı nerede görülmüş? Yemekhane. Çalışır yemekhane. Nerede yemekhane? Moruk. Yemekhane çalışmıyor. Çalışır. Şimdi çalışma saatleri değil o yüzden. Gizliler ulaşmış. Keşfet abi. Seyahat erzakları. Enkazı kaldırdığımızda birçok donmuş ama işe yarar erzaklar bulduk. Oo. Komur bulduk. Komur. Bize diyorlar komur. Şurayı da, taş gemiyi de hemen lootlayın abi.